Babaanne? Babaanne? Benim, Elif. Neden biri pencere çarpıyor? Tavır bu mudur yani ha? İkimiz de yorulduk. Alo. Neredesin? Yoldayım. Hangi tarafa? Gidiyorum işte öyle, kafama göre. Ara sıra bizim buralara da yolunuz düşerse ne güzel olur Ali Bey. Yani babam söylenip duruyor, bu çocuk bizi defterden sildi diye. Babaanne seni sayıkladı ama ulaşamadım sana. Ne? Babaanne konuştu mu? Gerçekten mi? Ne dedi? Tam olarak yani konuştu yani bayağı. Tek cümle. Nasıl tek cümle? Elif, bak eğer bir daha konuşursan mutlaka beni arıyorsun. Ta ki bana ulaşana kadar. Açmıyorsam kapat, hemen bir daha çaldır. Tamam mı güzelim? Bu arada Amerika vizesi için başvurdum. Her an gidebilir mi yani? Her an gidebilirsin. Öyle mi? Şimdi de USA'nın kapılarına mı dayandın? İngiltere'den ve Fransa'dan alamadığın şeyi oradan mı kopartacaksın? Yok canım, estağfurullah, öyle bir şey değil tabii. Ama bir hayal kurandan diğerine. Tecrübe konuşuyorsa. Peki keyifler nasıl? Fena değil. Ha, aklıma geldi. Bu arada Aydın'dan ne haber? Elif, ben seni daha sonra arayayım mı? Ha bu arada bak, tekrar hatırlatıyorum. Babaanne konuşursa beni arayacaksın. Israrla, ta ki açana kadar. Tamam mı? Tamam. Efendim Murat. Ali, neredesin? Doğuda bir yerde. Bu ne demek şimdi ya? Kafama göre takılıyorum demek. Abi inanmıyorum sana. Ya işi bağlamak üzereyken toz oluyorsun he. Prodüktörle dün oturduk, adam istekli görünüyor. Ya Murat, bilmiyorum ya. Şu sıralar kafam karışık biraz. Kafam karışık ne demek ya? Bakacağız demek Murat. Sen de hiçbir dediğimden anlamıyorsun. O ne demek, bu ne demek? Ararım ben seni daha sonra. Hadi abi. Hadi.
Nerede millet? Herkes yoluna gitti. İşeler açıldı. Saatten haberin yok mu? Ne zaman toplanırlar bir daha? Ne o? Saza söze doyamamış gibi duruyor. Vallahi sen öyle say. Yarını bekleyeceğim. Ama ille saz söz istiyorsan bir saat ilerideki kasabaya git. Orada her saat başı bir davulcu çalar. Her meydanda bir çengi oynar. Eyvallah. Sana kolay gelsin. Alo. Ne haber abi? Yoldayım. Ciddi ciddi gidiyorsun yani. Bak ne diyeceğim, bugün prodüke uğradım, adam evet diyecek gibi. Evet diyecek de ne evet diyecek abi? Ha? Ne evet diyecek? Ya sanki 30'u halleder ya. 30.000 lira. Var mı sende o para? Bende yok mesela, var mı sende? Ali yapma abi, ciddi depresif takılıyorsun ha. Neyse kafayı dağıtınca ararsın, tamam? Hadi bol şans. Sana da. Alo. Abi. Ne var? Ne habersin? Yoldayım. Onu biliyoruz. Nasıl gidiyor diye sorduk. Az önce Irmakaya'da bize gelip gelmediğini sordu. Murat'tan duymuş. Sen karışma. Sakın girme araya. Sakın. Karıştığımız yok. Kız merak ediyor dedim. Ne var bunda? Hem ben de merak ediyorum. Eve uğrayacak mısın? Bilmiyorum Elif. Böyle takılıyorum kafama göre işte. Babam falan hep özledik. Gelsen iyi olur. Elif. Kendine iyi bak güzelim. Bizimkilere de selam söyle, tamam? Tamam. Ama sen yine de gelmeye bak. Tarafa. Ana yola kadar. Beni oraya bırakır mısın? Oradan geliyorum ama bana ters. Beni bırakıp dönsen.
Bir şartla. O elindekini at. Kenarını bağla. Adım Leyal. Seninki? Ali. Senin adın güzelmiş. Kürtçe mi? Arapça. Anlamı ne? Çok uzun gece anlamına geliyor. Sen korkmuyor musun buralarda böyle tek başına? Babam trafik kazası geçirmiş. Ona yetişmem gerekiyor. Geçmiş olsun. Ciddi mi durum? Sağ ol. Aynen öyle diyorlar. Ne zaman haber aldın? Birkaç saat önce aradılar işte. E binseydin ya bir otobüse, niye bu kadar vakit kaybettin? Otobüs yok. Minibüs günde bir defa, o da sabahın köründe kalkar. Takside mi yok sizin memlekette? Sorgu devam edecekse ineyim ben. Tamam, tamam. Bırakacağım seni. Sen nereye gidiyorsun? Pek buralı görünmüyorsun da. Öyle gidiyorum. Nasıl öyle? Öyle işte, kafama göre. Sen buralı mısın? Yok, değilim. Ama 10 yıldır buradayız. Sen kime gidiyordun? Biri yok aslında. Sizin çalgınızı çenginizi çok methettiler. Ben de bir uğrayayım dedim. Allah Allah, o kadar meşhur muymuşuz? Valla söylenen o. Arapça biliyor musun sen? Bilirim. Sen ne iş yapıyorsun? Hiç. Hiçbir iş yapmıyorum aslında. Hiç olur mu? Bir işin vardır. Sanatçı mısın yoksa? Sayılır. Hemen anlamıştım. Nereden anladın? Dövmelerinden. Şimdi herkeste var bu dövmelerden. Ama senin sanatçı olduğun belli işte. Gitaristim ben aslında. Nasıl yani? Nasıl yani? Basbayağı gitar çalıyorum. Grubun falan var mı? Düne kadar vardı. Ama artık yok. Neden? Sıkıldım. Molası versek mi? Sen gelmeyecek misin? Yok, sağ ol, beklerim ben.
Sağ ol. İçecek bir şey? Bir 15-20 dakika buradayız, haberin olsun. Şans yok ki. Şans olsa... Vallahi istersen seni şu geçen ağaçlardan bir tanesine bindirelim. Daha hızlı gidersin. Nereye? Gel nereye? Hasta falan yok. Evden kaçtım. Biliyordum zaten altından böyle bir şey çıkacağını. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Bilmiyorum. Ama bir daha bu gücü kendimde bulamam. Bravo. Ben nasıl bir işin içine girdim ya? Nasıl bir işin içine girdim ben ya? Gerizekalı. Nereye? Şurada bekleyeceğim işte. Hanımefendi bekleyecekmiş. İyi bari. Merak etme. Sana bir şey yapmazlar. Bu lafına inanıyormuş gibi yapacağım. Hayır yani niye kaçıyorsun onu anlamadım ben. Bir sürü dert. İstemiyorum. Yüzlerini dahi görmek istemiyorum. E gir bir işe çalış. Ne bileyim kendi hayatını kur. O senin dediğin iş buralarda o kadar kolay değil. Şu çalan şarkıda benim şansım olsun hadi. Bir daracık pencere, el vurmayın incire. Bir daracık pencere.
Senin sesin de çok güzelmiş. Arapça şarkı biliyor musun? Bilirim. Evde Arapça konuşuruz. Söylesene bir tane. Neden? Ne yapacaksın? Albüm mü yapacaksın? İster misin? Belki. O işler çok zor, çok. Bir de senin gibi safı anında yutarlar. Ne yapacaksın peki? Müsaaden olursa kaydederim. Sonra canım çektikçe dinlerim. Beni babaannem büyüttü. Benim ve kız kardeşim. Babaannem hep... Eğer ararsan... Bir gün ölümsüzlüğün şarkısını bulursun derdi. Hmm. Var mıymış? Bilmem. Yani sen o şarkıyı mı arıyorsun? Sayılır. Yani sen söyleyeceğim şarkı... O şarkı mı diyorsun yani? Babaannemi dinletmem lazım. O bilir. Bir şartla söylerim. Neymiş şart? Beni şehre kadar götürürsen eğer. Aa, seninle anlaşmayı yaptık biz çoktan. Seni ana yola kadar bırakacağım. Otobüse binemem. Anlamadın mı? Buradan hangi saatte... Kaç otobüs geçer, hepsini bilirler. Tamam o zaman. Anlaşma değişti. Sen bana şarkıyı söyleyeceksin. Ben de seni şehre kadar bırakacağım. Tamam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Ne yersin? Yoğurt ve kızartma.
Peki efendim, bir kızartma bir yoğurt. Siz? Ben de ezogelin alayım, az. Tamam. Sağ ol. Seni daha sonra arayayım mı? Murat gittiğini söyledi de. Evet. Sadece sesini duymak istedim. Hı-hı. İyi misin sen? İyiyim ben, iyiyim. Sağ ol. Yanında birileri mi var? Ben seni daha sonra arayayım gerçekten. Peki, tamam. Şu anda hiç müsait değilim. Hadi kapatıyorum. Ben de beni bırakıp kaçtın sandım. Bu muslukları da nasıl yapıyorlarsa baştan aşağı suladı. Yedek bir şeyin var mı? Tamam. Kapı vardı. Geçiverdim işte.
Gel. Hadi kalk, geldik. Nerede ineceksin? Nereye götüreyim seni? Fark etmez. Nasıl fark etmez? Nereye gideceğini bilmiyor musun? Öyle bir yer yok. Nasıl öyle bir? E niye tutturdun o zaman şefir diye ya? Of! Kalabalık ve ailemden uzak. Yetmez mi? Hadi karar ver, hadi. Hadi. Sen yola devam edecek misin? Yoksa mola mı vereceksin? Yok yok, düşündüğün gibi değil. Yanlış anladın. Sadece bu gece için dedim. Yani ne bileyim, gündüz daha kolay başımın çaresine bakardım. O zaman sabah olur. Herkes kendi yoluna gider. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz iki tane oda isteyeceğiz. Kim kere alayım? Kim bilir. Odalarda klima var değil mi? Her şey mevcuttu. Klima, televizyon, banyo. Oda numarası 124. İki metre birazdan gönderilmez. Eyvallah. Ali. Ne işi var burada? Korkuyorum. Burada uyuyabilir miyim? Koltukları birleştir yaz burada. Ayak ucunda yatsam? Seninle ilgili bir şey değil, tamam mı? Benimle ilgili. Hadi. Ali.
sağ ol. Güle güle efendim, gözü açık olsun. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Müsaitse oturabilir miyim? Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyim var aga? Perde pilavını tavsiye ederim. Beyefendi de onu yiyor. Dene diyorum valla. O zaman bir tane perde pilavı alayım ben. Evet. Bir tane ayran alayım ama buz gibi olsun. 10 lira. Peki. Bir de varsa bir porsiyon baklava. Peki, tamam. Ayran önden gelsin. Peki. Alo. Konuşacak mısın kardeşim? Ben aslında böyle yol lokantalarında sadece yoğurt yerim ama sizi böyle iştahlı iştahlı görünce. Burası yoğurt lokantası gibi görünür ama bu çevrenin en güzel yemeğini yapar. Müdavimi çoktur. İyi ki sezgilerimi dinlemişim. Buraya gelirken böyle bir iki tane lokanta geçtim. Hiç durasım gelmedi. Burayı gördüm. Heh dedim, hem burada yemek yerim. Yolculuk nereye? Yolculuk uzun. Ben aslında buralı bir aileyi arıyorum. Kızları var. Adı Leal. Bildin mi? Leal mi? Hı. Dün gecesi kaçtı o kız. Dün gecesi. Yoksa tanıyor musun? Yani tanıyorum diyemem de işte biliyorum diyelim. Sen tanıyor musun? Biraz dik başlıdır. Geçenlerde evlendirmek istediler. Adam yaşlı ama efendidir. Allah için nişan istemedi kız. Ama sonra sesini çıkarmadı. Dün gecesi altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Plan yapmış diyorlar. A
Hayrola, senin ne işin var onunla? Benim bir işim yok. Ailesine bir haberim var sadece. Kadınla mı ilgili? Sayılır abi. Sayılır. Babamla annem her yaz izne geliyorlardı. O dönem Almanya'da yaşıyorlar. Böyle 10 yıl kadar falan orada yaşadılar. Bize babaannem baktı, ben de kız kardeşimi. O büyüttü sayılır yani. Neyse. Yine babamın böyle izne geldiği zamanlardan birinde bana hediye olarak mandolin getirmiş. Aslında benim gitar sevdam o zaman başlıyor. Böyle her dakika elimde. Dıngır dıngır çalıyorum. Bir gün yine böyle çalarken babaannem geldi. Öyle bir laf etti ki. Dedi, Ali, eğer ruhunu müziğe verirsen bir gün Allah'ın sesini duyar, ölümsüz olursun dedi. Babaanne de baba laf etmiş hani. Öyledir o. Bir bilsen. Ben evde ne kadar kaset varsa indirdim aşağı. O zaman biliyorsun kaset var, şimdiki gibi değil. Böyle sarıp sarıp dinliyorum. Başa sarıp sarıp dinliyorum. O da uzaktan gülüyor bana. Geldi yanıma, dedi ki, Ali, o işler o kadar kolay değil dedi. Belki de o müziği bulmak için dünyayı gezmen gerekir dedi. Ama ben ne yaptım? O lanet barlarda herkesin ağzından alındığı o şarkıları hem çaldım hem söyledim. Anam sağda. Evleri şu binanın arkasında. Eyvallah. Haber verdiğin için sağ ol, sen var olsun. Sen insanlığını yaptın. Küçüklükten beri hevesliydi. Aklına koymuştu, illa şarkıcı olacak. Dayısı araya girince tamam dedik, iyi dedik, yapsın bakalım. Ama sonunda her şeyi pok etti bırak. Sağ ol. Vallahi bunu bunları anlatmadı tabii. O ne tilkidir o, Leo o. Ben malımı bilmez miyim? Ortalığa çıkıp rezil olmasın dedik, evlendirdik. Onu da mundar etti, kaçtı gitti. Sizin yeriniz olsam gider savcılığa başvururdum yani. Ben şimdi karakolda bildiklerimi anlattım da. Ben başka, siz başka. Canı çıksın. Gebersin, ölsün. Ne kadar kapıyı üstüne örttüm, eve kapattım, dayısına gönderdim, olmadı. Dayısı aldı götürdü Almanyalara, olmadı. Bağrıma taş bastım, hasretine dayandım, olmadı, olmadı, olmadı. Boş, boş, boş. Mestetait. Mestetait. Mestetait, mestetait. Ente sire behti alemin. Uskut illa tuci rasi. Vallahi ne bileyim, sağ solu belli olmaz. Hem benden çıktı. Bundan sonra kocası ne yaparsa yapsın. Ama kocasına da haber göndermişim. Ona demişim ki, eğer kızı bulursa altınlarını alsın. Hatta benim tarafın taktıklarını da alsın. Ama kızın canına dokunmasın. Bunu da demişim. Son 3 aydır dizlerimin bağı tutmuyor. Aha buraya çakılıp kalmışım. Daha ben ne yapacağım? Delikanlı. Buyurun. Kardeşime gitmiştir. Köyde otururlar. Kendi de karısı da sanatçıdır. Sağ olun. Kusura bakma. Mecbur benimkinin yanında öyle konuştum. Çok sinirlidir. Uzun zamandır yürüyemiyor da iyice nemrutlaştı. Kız evden kaçtı diye beni suçluyor. Onu yanında mecbur alttan alıyorum. Anladım. Kardeşinizin adı neydi? Sezai. Karısının adı da Kuş Zehra'dır. Kime sorsam bilirler. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Thank you.
Leyal sen misin? Alo, Leyal? Gelsin. Eyvallah eyvallah. Ya ben köye gidiyorum da yolu karıştırdım galiba. İleride sola dönecektin. Hayrola, kimi arıyorsun? Sezai'yi arıyorum. Bu saz çalan yok mu? Ha, bizim deli Sezai. O zaman dümdüz gideceksin, sağa sapacaksın. Düz gideceğim sağa. Evet, sağa sapacaksın. Eyvallah. Sadık'ın selamını söyle. Baş üstüne, kolay gelsin. Rahatsız ettim galiba. Buyur. Gel, gir içeri. Sadık tarif etti burayı. Selam var size. Aleykümselam. Adım Ali. Müzisyenim aslında ben. Sadık sizin de müzisyen olduğunuzu söyledi. Yok. Uzun zamandır elime saz alıp çalıp söylemedim. Neden? Bu böyle ayaküstü anlatılacak bir şey değildi. Eğer varsa vaktin, yemeğimiz de var, yatağımız da. Buyur. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Belli ki ısrar bekliyorsun ama bende yok o. Yani bir kere söylerim, yürekten söylerim. İstersen. Tamam. O çayı içerim valla. Demlensin, içeride içeriz. Burası serin olur. Buyur gel. Zehra! Bak misafirimiz var. Merhaba abla. Dilsizdir. Çocukken menenjit geçirdi. Duyar ama konuşamaz. Bak bak bak, yine buraya gelmiş. Al şunu ya. Al şunu. Etrafı pis ediyor. Ablamdan selam getirdim. Tanıyor musun? Usta.
Ben aslında Leyla'yı arıyorum. Sen de mi? Başkası da mı arıyor? Senden önce kocası geldi. İkincisi tabii. Nasıl yani? İki kocası mı oldu onun? 5 yıl önce birincisinden kaçtı. 2 gün önce de düğün gecesi takılar almış kaçmış. Benim arabayı da alıp kaçtı. Arabanı mı arıyorsun? Yok. Arabayı bulduk. Onunla ilgili bir dert yok da. Nasıl desem şimdi usta? Çok güzel sesi var ya. Kaset mi çıkartacaksın? Yok, kaset de değil. Öyle bir şey değil yani usta. İşin aslı şu. Arabayı bulduğumda kan revan içindeydi. Çanta açılmış, içindeki her şey her yere saçılmış. Altınları da almışlar. Ya başına bir şey geldi diye korkuyorum. O da korkuyordur herhalde. Leyal hiçbir şeyden korkmaz. Bak delikanlı. Yeğenim güzel kızdır, şirindir. Ama peşine düşen hiçbir erkeğe şans getirmedi. Nasıl yani? Bak. Biz bir bakıma birbirimize benzeriz. Kafamıza bir şey koyduk mu, dünya karşımızda dursa eyvallah demeyiz. Bunun ilk kocası bu kızın peşinde tır altında kaldı öldü. Kim bilir bu zavallı ikinciye ne olacak? Vallahi usta arabayı gördüğünde... Ben sana diyeyim, o zavallı işi değil. Neyse, Leyal bana gelmez. Birbirimize benzediğimizi çok iyi bilir, bu yüzden gelmez. Kız kendinden kaçıyor, bana niye gelsin? Ya Zehra! Neredesin ya? Misafir gelmiş. Sağ ol abla. Bayağı alet var ha. Hepsi de Zehra'nındır. Babası Denkbej'dir bunun. Gerçekten Denkbej mi? Zehra. Bak misafirimiz bu aletleri senin çaldığına da inanmıyor, babanın Denkbej olduğuna da inanmıyor. Estağfurullah, yok öyle bir şey. Ne söylüyorsun, neler yaptığımı millet ediyor. Ya sokma bunu diyorum. Çoğu benimdi bunların. Ama bir gün derlendim, hepsi bana çöp gibi göründü. Tuttum attım dışarıya. Ah be usta. Sonra bu toplamış bunları, saklamış. Anlayacağın artık yengenin çalgıcılığıyla geçiniyoruz. O bakıyor bize. Yenge çalsaydı bize bir şeyler. Çal diyor bak. Diyor ki ayıp olur. Yemeğini yesin önce. Vallahi ben yemesem de olur. Siz yeter ki çalın. Ne haber Murat? Abi beni boş ver. Asıl haberler sende. Dönüş ne zaman? Hayrola?
Abicim bizim adam iyice yumuşadı bak. Masrafları epey düşürdü. Yani şu an 20 kağıt bulsak okeydir he. Süper dediğin olay bu mu abi? Ya oğlum albüm çıkacak daha ne olsun ya? Bak Murat, sana şu kadarını söyleyeyim. Benim ne o albüme ne de o adamlara inancım kalmadı. Benden bu kadar yani. Sen istediğini yap. Nasıl ya? Ne taraf usta? Valla dümdüz gidelim. Ben tarif edelim sana.
Sana bir şey söylemek istiyorum. Diyor ki, Leyal öteki dayısındadır, yani abimde. Şehirde gazinosu var, onu diyor. Adı Güldeste. Kime sorsan gösterir. Diyor ki, Leyal'i görürsen benden selam söyle. Çok severim, onu gördüğünde benim için sarıl diyor. Tamam. Eyvallah usta. Bu akşam bir tane davul solo attır da bir seyirci coşsun mu oğlum ya? Yıllardır atmıyorsun. Ne elinden geleni ya? Ben en son 10 sene önce attım bir tane. Bir daha atmadın ya. Ha Batu? Yapmaz ki abi. Yapmaz yapmaz. Nazlı, neyin nazını yapıyoruz lan? Ali? Ali? Ne bakıyorsun oğlum? Tolga ben lan. Lan Tolga? Çok değişmişsin oğlum. Nereden tanıyayım? Oğlum ne değişmesi? Mal aynı mal be. Çocuklarla tanış. Sarı, Batu. Memnun oldum. Ali. Ali. Ali, memnun oldum. Çok iyi gitaristtir Ali. Yapma. Mahallenin en iyi gitaristiydi. Şşş. Ne yapacağım, böyle gölge mi yapacağım burada? Çeksene bir sandalye bir oğlum. Allah Allah. Dur. Oğlum bir gitar çalar. Gitarın telini koparır o derece. Hı? Söylesene. Siz ne yapıyorsunuz? İyi vallahi, ne yapalım işte, iki gün oldu geleli. Takılıyoruz. Biliyorsun ben Zeze'yleyim. Usta burada mı? Burada. Yukarıda odasında uyuyor. Nasıl? Zeze. Aynı Zeze biliyorsun işte. Gittikçe kabuğuna kapanıyor. İstiyorsan çıkarız odasına birazdan. Vallahi iyi olur, çıkalım göreyim ben de. İyi olur, iyi olur, çıkalım. Bak bizim gitarist yarın gidiyor. İstiyorsan takıl bize. Usta'yı ziyaret edeceğiz de uyuyor olmasın ya. Olsun oğlum. Bugün de temiz yüzle bir virtüöz de uyansın. Ne güzel işte. Zeze. Zeze. Günaydın abi. Var. 500 falan galiba. Kasada ne kadar var? Valla fena değil herhalde. Mekan sahibi idare eder dedi. Yani demek ki iyi. Öyle galiba. Sıcaklar beni bunaltıyor. Abi bak. Ali geldi, bizim gitarist. Hani beraber dinlemiştik. Çok beğenmiştin ya. O geldi. Nasıl gidiyor Ali? Sağ ol usta. Bu sıcaklarda iyice dayanılmaz oldu. Kutuplara mı gitsem? İşte gördüğün gibi. Zeze aynı Zeze. Hiç değişmiyor. Çıkalım abi.
yaşlanmış. Abicim hiç mi tanıtım yapmadınız ya? Ya yapmaz olur muyuz? O iki radyo programını sonra yerel gazete haberlerini hep bizimkiler ayarladı. Nasıl ya? Ya biz o kadar dolaştık hiç billboard falan görmedik abicim. Yani belki insanlar o senin ilan verdiğin radyoları dinlemiyorlar, gazeteleri okumuyorlar. Ya otobüslerin arkasında küçük küçük afişler de mi yapıştırmadınız abicim? Bu nasıl iştir anlamadım ki. Ya öyle bir konuşuyorsun ki sanki Madonna gelmiş gibi. Mal neyse tanıtımı da oluyor birader. Mal. Çok güzel tanımladın abicim. Mal. Tamam bir Madonna olmayabiliriz ama biz de fena sayılmayız hani. Kendi çapımızda bir popülaritemiz var. Bak abicim yanlış anlama. Hani sizle ilgili bir sorun yok ama senin PR'cın tırt. Vallahi şansınız artık. Sizin gibi bir grup için yapacağımız her şeyi yaptık. Ha bir de yarım saat geç başlatırım konseri. Başka da hiçbir şey yapamam. O kadar. Son bu mu yani abi? Aynen. Sığır. Sanki Hale domates pazarlıyor. Kabzı mal. Malmış. Neyse boş ver. Bizimkiler yukarıda prova yapıyordur şimdi. Gidip biraz tıngırdatalım ha. Kulağımızın pası silinir. Benim gitmem lazım Tolga. Ne gitmesi ya? Daha yeni geldin. Biri bir şey mi dedi? Hayırdır? Ne oldu? İşim var. Hadi. Ya takılırdık. Parça istesen bilir misin acaba? Buyurun. Chimali Wale. Benim sesim ne ki? Yıllardır ablama git demiştim. Dedim ki ablama gideyim. Ablama gittim. Güzel bir seda geldi, bir ses geliyor. Dedim ki abla bu kim ya dedi. Ya dedi sen bunu tanımıyor musun? Tanımıyorum dedi ben ne bileyim. Ya dedi senin bu yeğenin dedi. Leyal Leyal dedi Allah Allah. Ya dedim bu küçükken dava çıkan türküsü ne kız mı? Evet dedi o.
Hatice Hanım bize iki kahve getirir misin bize amacık? Bunu aldım getirdim yanıma. Bunu güzel güzel eğittin mi? Sesiyle öğrettin mi? Notayı öğrettin mi? Ciğerde nasıl söylenir öğrettin mi hepsini? Bunu eğittim, aldım, gittim Avrupa'ya konserlere. Bir konserlere gidiyoruz, Allah ya Rabbi tövbe. Bir para kazanıyoruz, poşetler de mark dolar. O zaman euro falan yok. Ama ne yaptı bana? İçini vurdu ya Allah. Misafire ver. Sağ ol abla. Sağ ol. Afiyet olsun. Kendini satarsardı çok şımardı. Bir şoförle fingirdeşme yaptı ya Allah. Söyledim kendine, kızım bak bu iyidir, bu kötüdür, bu iyi yoldur. Dinlemedi. Şoförün peşine taktı git. Bu onu takip ederken trafik kazasında ölen adam mı? Evet, evet. Oo. Bak. Öldükten sonra da bizimki yine önden koşmaya başladı. Nereye gitmiştir sence? Bana gelemez. O yüz yok. Kapıyı vurdu bu yüzüne yallah. Son yedi haldede duydum ben. Evlenmiş. Damadı bırakmış. Altınlara kapıp yallah. Ben arabayı buldum da araba karavan içindeydi. Başına bir şey geldi diye korkuyorum. Ya arkadaşım sana ne oluyor? Bunun annesi babası var ya. Sana ne oluyor? Ben anlamadım sen arkadaş ya. Neyse. Ben kaçayım abi. Eyvallah. Bu gece bir seferim olaydı. Sağ ol. Kahve içinde sağ ol. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Delikanlı. Gelir misin buraya? Sakın ona inanma. Zalimin tekidir o. O küçük kızı annesinden kopardı. Sarhoş adamlara şarkı türkü söyletirip çok üstünde kazandı çok. Yapma ya. Kız şoföre aşık olunca kıza yapmadığı zulüm kalmadı. Kızı eve hapsetti, kızı ölüme tehdit etti. Velaki bizim şoför evliymiş. Sonradan foyası ortaya çıktı. Nasıl yani? O başka mesele. Seninki geldi buraya. Bizimkine ayağına kapandı. Yalvardı, yakardı. Ama bizimki bana mısın demedi. Rezil rüsva etti kızı. Çok kindardır, çok. Kızcağıza dayanamayınca kaçıp gitti. Nereye gitti peki? İstanbul'a gitmek istiyorum dedi. Kocası tarafından peşine düşmüşler. Hatta sıkıştırmışlar bir yerde. Zor kendini kurtarmış. Leyli'ne çok acıdım. Söylemesi ayıptır. Kaç kuruş param da vardı. Verdim eline gitti. Yazık oldu güzel kıza yazık. Ne kaldı o güzellik, ne kaldı o eski hava. Anlıyorum abla. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olasın. Alo Murat. Ali Bey, demek aklına geldi ki. Bak ne diyeceğim. Kulağın türkü barlarda olsun. Bir bak bakalım Leyal diye biri çıkıyor mu oralarda? Ha, var ya, iş anlaşıldı şimdi. Murat, uzatma abi. Ben de dönüyorum zaten. Tamam tamam. Peki neyin nesi bu Leyal? 28 yaşlarında. Koyu saçları var. Böyle kocaman, iri gözlü. Güzel gözlü bir kız. Tamam abi, bakarım. Eyvallah abi. Ben gelemeyeceğim üzerim ya. Dönüyorum. Abi ama gelmen lazım. Babam haber vermemi istedi. Gelsin dedi. Babaanne. Babaanneyi kaybettik. Nasıl? Sabah odasına girdiğimde ölü buldum. Babam törenin için seni bekliyor. Ne zaman? Öbür gün gibi görünüyor. Babam nasıl? Fena değil. Ya, üzgün tabii. Tamam sen kapat ben babamı arayayım bir. Bir an önce gelmeye bak. Hadi tamam güzelim hadi kapat sen babamı arayacağım ben. Tamam. Baba. Ali. Elif aradı şimdi. Dur.
zaten ölü gibiydi. Sen şimdi neredesin? Ben geliyorum, tamam mı? Köye git. Yok baba, ben geleyim ilk önce seni bir göreyim. Ben geliyorum, yoldan ararım yine seni. Peki. Hadi. Tamam. Çok zorluyor abi. Biliyorum güzelim. Biliyorum. Anne. Anne. Niye haber vermedin oğlum? İşte şimdi haberin oldu anne. Elif baban burada mı? O da biraz önce geldi zaten. Bütün gün taziye çadırındaydı. Gelen gelene sorma. Gir içeri gir. Durma öyle kapının önünde. Çok çöktü. Dinleniyor biraz. Niyazi, bak kim geldi. Baba. Hoş geldin. Özlettin kendini. Açmışsın oğlum, bir şeyler hazırlasınlar. Yok baba, sağ ol. Nergis, Nergis. Baba, dokun ben, sağ ol. Babaanne nerede? Morgda. Artık öyle yapıyorlarmış. Evde bekletmiyorlar. Almanya'da amcanın gelmesini bekliyoruz. Yarın gece burada olacak. Ertesi gün de gömme işlemini yaparız dedik. Ben o zaman yarın biraz erken çıkarım baba. Gider oradaki hazırlıklarla ilgilenirim. Tamam. Bu sıcaklarda bile bunlar ya. Her yer batmış. Anne. Yapma. Bugün yapma. Hala bunlar. Şu tişörtünü de değiştir. Git bir duş al. Değiştirmeyeceğim anne. Duş da almayacağım, tamam mı? Anne. Şşt.
Az önce mesaj geldi. Vizeyi vermişler. Gidiyorsun yani. Hı-hı. Benim yerime dedemin çalıştığı şehri de ziyaret et. Ford fabrikasını falan. Galiba orası bana uzak. Ya da boş ver. Belki bir gün ben giderim. Ey cemaat! Merhumeyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah razı olsun. Huylal Fatiha. Sen misin? Uyuyor muydun? Yok, kahvaltı ediyorum. Sana bir haberim var. Geliyorum. Stüdyoya haber ver. Peki parayı ne yapacağız Ali? Arabayı satacağım. Tamam. Nasıl bir şey yapacağız? Sürpriz. Oo. Kızdan haber var mı? Deniz yok moruk ya. Ama elim üstünde yani, her yere haber verdim, merak etme. Tamam. Tamam moruk. Cheese.